Sırada özel bir röportaj var. Magazin 8, Celil Naçakan, namı değer Zülfikar'ın gizli kalmış tüm sırlarını öğrendi. İzliyoruz. Olarak algılamayın ama... Herkes Zülfikar'ı çok yakından tanıyor. Ya ben mesela kendi adıma yoruldukça alıklaşan biriyim yani. Magazin 8, Poyraz Karayel'in Zülfikar'ı Celil Naçakan'ın gizli kalmış tüm özelliklerini öğrendi. Son 2 aydır... 1,5 aydır Robin var hayatımda. Evde geçirecek bir 10 saatin olduğu vakit yemek de yapıyorsun. Hani temizlik de yapıyorsun. Değerli izleyenler, aslında Celil Naçakan bir jeolog olacakmış ancak olmamış. Ben jeoloji okurken de jeolog olmayacağımı biliyordum. Ama işte annem babam çok istedi okuyayım, ben de kıramadım. Hani büyüklerdir neticede. Okudum ama zaten hani okumamı istediler, mezun olmamı istemediler. Ben de haliyle okudum ama mezun olamadım. Sonra da işte oyunculuk okudum. Gönlünde hep oyunculuk varmış. Ne jeoloji ne de turizm hiç ilgisini çekmemiş ünlü oyuncunun. Poyraz Karayel, Sıla, Hanımın Çiftliği gibi birçok dizide kamera karşısına geçti Celil Naçakan. Bilmiyorum ki, yani o birazcık talihle alakalı bir şey. Yani 4. 5. bölümünde kaldırılan işlerin de kötü olduğuna inanmıyorum ben. Sadece seyirciyle buluşma zamanı yanlış olabilir. Yani çünkü yani bütün oyuncu arkadaşlarımız gerçekten hani okul mezunu şahane insanlar, yazanlar keza öyle, yönetenler öyle. Yani sektör artık çok profesyonel bir yere geldi. Ama işte o benim talihimmiş diyelim. Hani öyle oldu, öyle denk geldi. İyi ki de öyle oldu yani. İnsanlar aya çıkıyor. Niye çıkıyor? Aya ayak bastık diyebilmek için. Ay da bizim diyebilmek için. Ay'a hiç sahip olunur mu ya? Ay dünyanın en güzel şeyi. Sen Ay'a niye çıkıyorsun? Kariyerinde 9 dizi film, 1 sinema filmi bulunan Celil Naçakan, Zülfikar rolünün sevileceğini, dizinin izleneceğini, senaryoyu okuyunca önceden tahmin etmiş. Ben Poyraz Karayel'in ilk bölüm senaryosu geldiğinde okuduğumda, hani bu şımarıklık olarak algılamayın ama ben bu işin bu hale geleceğini hissettim yani. Çünkü ilk bölümünden belliydi böyle olacağı. İnsanların çok seveceği belliydi. Yani bir de ekip de kurulduktan sonra hani oyuncu kadrosu da netleşince zaten artık hani bu hale gelecek garanti oldu. Çünkü hani bizim şansımız bu. Hani ekipteki bütün oyuncular hani canla başla Allah ne verdiyse oynuyoruz yani. Sen içerideyken benim gözüm, gönlüm, aklım, fikrim her şey senin yanında kalıyor içeride. Üzerine sette yorgunluk çökünce de adeta komik Celil oluyormuş ünlü oyuncu. Böyle yoruldukça normalde yapmayacağım sakarlıkları, türlü çeşitli kelime hatalarını filan bolca yapıyorum. Sağ olsunlar, arkadaşlarım da gayet acımasızca gülüyorlar. Yani o şekilde geçiyor. Ünlü oyuncu bu sezon kariyerine bir de tiyatro ekliyor. Bu sene Barut Fıçası oyununu yapacağız inşallah. Erkan abi var işte, Bahtiyar Engin var, Bahtiyar abi var, Yıldıray abi var, Ruhi var, Ali var, bizim Ali, ben varım. Bir arkadaşımız daha gelecek galiba ama onun kim olduğunu henüz bilmiyorum, ben tembel bir öğrenciyim. İşte onun da Eylül başında sanırım provalarına başlayacağız. Kasım başı, Ekim sonu Kasım başı gibi inşallah başlayacak oyunda. Değerli izleyenler, Celil Naçakan'ın ev hallerini kendisinden dinliyoruz. Bir köpek sahiplenmiş kısa bir süre önce. Son 2 aydır, 1,5 aydır Robin var hayatımda. Robin de bizim Burak'ın, oyuncu arkadaşımın anne babası Burak'ın köpeğiydi. O da doğunca onu da ben aldım. İşte onunla vakit geçiyor abi. Çünkü daha çocuk. Yani türlü çeşitli çocukluklar yapıyor. Ben de onun türlü çeşitli çocukluklarını işte Selpak vasıtasıyla temizleyerek evde böyle bir vakit geçiriyoruz. Onun dışında PlayStation oynuyorum ben. Çok seviyorum oynamayı. Çok fazla dışarı çıkan da biri de değilim. Hani hadi akşam olsun da dışarı çıkalım, hadi eğlen. Zaten küt çekirdek bir arkadaş ekibimiz var. İşte yemeğe gidiyoruz onlarla bazen. Öyle geçiyor yani. Ve çok böyle fantastik bir durumum yok. Hatta tembel bile diyebiliriz yani. Celil Naçakan evde yemek yapar mı? Vallahi yapmaz. Abi yapmaz çünkü benim evim mutfağı biraz küçük. Hoş büyük olsa da zaten. Ya o biraz zamanla alakalı yani. Evde geçirecek bir 10 saatin olduğu vakit yemek de yapıyorsun. Hani temizlik de yapıyorsun. Ama şimdi zaten eve uyumadan uyumaya geldiğimiz için o işlere fazla zaman kalmıyor. Ama bir becerim var mıdır? Hani ben Sivaslıyım, çok güzel mangal yapıyorum abi. Onun dışında hani böyle işte beğendili köfte falan, o işler bana, ben yiyebiliyorum onları anlaşılacağı üzere. Olur, şahane olur vallahi, yapalım hep beraber.
acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de.